Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024 için dengeli ve yüksek getirili bir yatırım portföyü oluşturduk. Yüzdeleriyle ve içindeki yatırım araçlarıyla birlikte bugün detaylı şekilde bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki bir yatırım portföyü oluşturduğumuz ya da bir sepet oluşturduğumuz zaman aldım, gözümü kapattım, unuttum ve senelerce tuttum mantığı bizler için çok sağlıklı olmayacak. Çünkü biraz da orta ve üzeri finansal okuryazarlığınız olduğunu biliyorum. Bu kanalı izleyenlerdeki bu kapasitenin olduğunu da çok iyi bildiğim için bizler alıp unutursak tabii ki önümüzdeki dönemde zaten sadece enflasyon parametresini dikkate alırsak para kazanacağımızı biliyoruz. Ama 1. reel para kazanabileceğiz mi? 2. reelde daha fazla para kazanabilme imkanımız varken bunu neden es geçelim? O yüzden biz bu yatırım portföyünü oluşturduktan sonra konjonktürü okumaya, aylık olarak takipleri yapmaya devam edeceğiz ve fırsatlarla şişenler arasında arbitraj yapacağız. Bunu da zaten portföyün derinliğini anlatırken sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle dengeli ve yüksek getirili bir portföy için yatırım çeşitliliğinin birbirini hedge etmesi gerek. Doğru ve dengeli çeşitlilik kurgulamaya çalışacağız ve mutlaka arbitraj içinde daha demin söylediğim gibi aylık piyasayı takip edeceğiz. Şimdi burada yıldızlı bir madde vereceğim. Mevduat veya likit fonlar zaman kazanmak için bizlerin önemli sığınma limanları olacak bu dönemde. Çünkü bazı yatırım araçlarının çok çıktığını birazdan da göreceğiz. Bazılarının ucuz kaldığını göreceğiz. Çok çıkanlarda tekrar payımızı arttırabilmek için sığınacağımız güvenli ve para kazancımıza devam ettirebilecek liman mevduat faizi veya likit fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü şu an birçok aracı, yani birçok yatırım aracını zaten kaçırdık. Bu dönemde tekrar fırsat gelene kadar burada mutlaka mevduatta veya likit fonda bekliyor olacağız. Paramızı boşta bekletmeyeceğiz. Daha önceki videolarımızı hatırlarsınız. Özellikle geçtiğimiz 1-1,5 ayda defalarca kez yabancı hisse senedi demiştim. Çok faydalı, çok karlı gözüküyor. Şu an için çok güzel potansiyeli demiştik. Ama şu an olmadığını görüyoruz. Çünkü rekor seviyelere gitti. Şöyle mesela sadece S&P 500'e bakabilirsiniz. Dow Jones, Nasdaq benzeri olduğunu göreceksiniz. Bakın. S&P 500'ün şu anda tarihi zirve seviyesine gittiğini görüyoruz. Biz bunu Kasım başında söylemeye başladığımızda endeks 4100'ler seviyesindeydi. Bugün 4600'ler seviyesinde. Getiri bize Türk borsalarına kıyasla çok yüksek gözükmese de %12'lik getirik aşağı yukarı Amerika'nın 2 yıllık enflasyonuna tekabül etmiş oluyor. Kötü senaryosunu düşündüğümüzde şu anki senaryosunda 3 yıllık enflasyonuna tekabül etmiş oluyor. O yüzden burada bir düzeltme beklemeden işleme girmemiz sağlıklı olmayacaktır. Hocam ne yapacaktık o zaman? Zamanında videoları izlememiz bizim buradaki en önemli noktalarımızdan bir tanesidir. Lütfen bu yüzden videoları zamanında izleyelim. Geciktirmeden izleyelim ve bu fırsatları da kaçırmamış olalım. Şimdi peki bu saatten sonra yapabileceklerimizi görmek için hemen portföyümüze, sepetimize bakalım. İlk tarafta bizi BIST karşılıyor tabii. BIST'te %25'lik bir portföy hacmi ayırıyoruz. Burada şunu öncelikle notlar olarak da söyleyeyim. Panik olmadan kademe kademe alacağız. Aceleyle elimizdeki tüm paranın %25'ini hemen endekse BIST tarafında %25 fiyatlanacağız diye, %25 ağırlığımızı oluşturacağız diye hemen girmiyoruz. Kademe kademe gireceğiz panik olmadan. Bir diğer önemli nokta da eğer siz daha önceki videoları kaçırmadıysanız ve bu portföyü kurduysanız zaten o zaman süper bir şey yapmışsınız. Sadece arbitre etmeniz bizim için yeterli olacaktır. Hemen BIST'e döndüm. BIST'te %25 ağırlığımız oluşacak bu portföyde. Ben size sağ tarafta zaten bunu şablon olarak da yazacağım, görebileceksiniz. 7400 endeks, 7150 endeks ve 6700 endeks için 3 kademeye böleceğiz. Balıklama atlamadan %25 portföy ağırlığımızı BIST'te tutacak şekilde bu 3 kademeden girişleri yapacağız. Buradaki yıldızlı ve altın maddemiz doğru ve iyi şirketleri seçmemiz gerekiyor. Özellikle BIST 100'ün dışarısına çıkmamak yine bizim için daha sağlıklı olacak. BIST 100'ün içerisinde biraz daha yabancıya, yurt dışına iş yapabilen, döviz getirisi olan, daha düşük kaldıraç oranlarıyla, daha yüksek kar marjlarıyla sahip, yeni teknolojide iyi işler yapabilen şirketler, emtia tabanlı yine bu dönemde iş yapan şirketler bizim için daha sağlıklı olacaktır. Yani BIST'te %25 pozisyonlanıyoruz ama hangi şirketlerde? İşte bu saydığım maddeleri tutan iyi şirketler olması bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. Gelelim ikinci maddemize, ikinci yatırım aracımıza. %30 ağırlığıyla birlikte emtialar karşımıza çıkıyor. Bu emtiaları nasıl alabilirsiniz? Tabii ki de fonlarla almanız daha faydalı olacaktır. Daha önce Tefas'tan defalarca kez emtia fonlarını göstermiştik. Yine bunlardan seçebilirsiniz. Yine katıl tarafına yakın zamanda iyi fonlarla ilgili bir video gelecek. O fonların içerisinde emtia fonları da olacak. Oradan seçebilirsiniz. Şimdi buradaki mantığımız ne? Fed faizi indirmeye başlayınca üstündeki baskı kalkacak emtiaların. Ve bir senedir, hatta 1,5 senedir beklediği, hak ettiği noktalara, fiyat seviyelerine hızla ivmelenerek gidecekler. O yüzden bizim şu anda hem ucuz olduğu için hem de önümüzdeki konjektürde üzerindeki baskının kalkmasıyla birlikte eder fiyatlarına hızla gideceği için emtialar %30'la portföyümüzün en yüksek ağırlığını kaplıyorlar. Peki bu emtialardan kastımız ne derseniz çok basit, petrol, gıda, demir çelik diyebiliriz. Kıymetli madenleri biraz daha ikinci plana bırakıyoruz ama belki bakır, gümüş daha ön planda olabilecek. Ama daha ziyade petrol, gıda ve demir çelik bizim için
için daha temel, daha baz emtia ürünleridir diyebiliriz. Gelelim %15'likle portföyümüzün 3. kısmına, kripto paralara. Tabii kripto paralar dediğimiz zaman aklımıza Bitcoin geliyor, Ethereum geliyor. Altcoin'lerden eğer ki gerçekten anlıyorsanız, bu işin teknolojilerini takip ediyorsanız, white paper'larını okuyabiliyorsanız, işte komünitelerine katılabiliyorsanız ve ben altcoin'lerden iyi anlıyorum diyorsanız tabii ki bir kısmını altcoin de ekleyebilirsiniz ama temelde Bitcoin, Ethereum tarafında gitmek daha sağlıklı olacaktır. Biz kriptonun zaten total yükselişinden burada faydalanıyoruz. %15 ile kripto bizim buradaki 3. yatırım enstrümanımızdır. Özellikle de %5 şekilde her düşüşle alıp 60 ila 100 bin dolara kadar saklayacağımız bir kripto varlığı da buradan tutuyoruz. Aşağı yukarı şu anki seviyeden daha iyi alsanız, yani 40 bin dolarlardan 60 bin dolarlara gittiği zaman, bakın tekrar altını çizerek söyleyeyim, dolar bazlı %50 kazançtan bahsediyoruz. 100 bin dolarlara giderse dolar bazlı %150 kazançtan bahsediyoruz. Sadece dolar bazlı %50 kazanç demek bir Amerikanlının 5 senede 6 senede kazanacağı rakama tekabül ediyordur. O yüzden kripto paraların üzerinde çok kuvvetli bir potansiyel var şu anda. Dediğim gibi bu tarz büyük düzeltmelerde %5 ekleyeceğiz. Sonra devam etti bir büyük düzeltme daha ekledi, %5 daha ekleyeceğiz. Yukarı hareketlendi, bir büyük düzeltme daha, %5 daha ekleyeceğiz. Yani %3 tane %5'lik kademeyle işin içerisine gireceğiz. Bizim için daha sağlıklı olacağız. Şimdi gelelim kaçırdığımız ama en önemli, geleceğin de en parlak görebildiğimiz yatırım araçlarından biri olan S&P 500'e. Şimdi S&P 500'de kalan portföyümüzün ağırlığı neydi? %30'du. Neden? %25 BIST dedik. %15 kriptolar dedik. Orası %40 etti. %30'da bir emtia, %70 etti. %30'da bizim için yabancı hisse senetleri / mevduat faizine kaldı. Neden / mevduat faizi? Hadi konuşalım. Şimdi burada %30'u dediğim gibi nakit mevduat ya da yabancı hisse senedi diye slash'la bölmüştük birbirine. Neden böldük? Şimdi yabancı hisseler düzeltme ile fırsat verene kadar mevduatta paramızı saklayıp fırsat verdiği zaman, yani düzeltme yaptığı zaman iki kademede giriş yapacağız. Bu iki kademeyi nasıl seçebiliriz? Bu iki kademeye baktığımızda benim hala ilk ve güzel kademem 4400'ler seviyesidir. Ha, ben buraya daha hızlı gitmek istiyorum diyorsanız, o zaman 4500'lerde bir kademe ya da 4550'lerde bir kademe, 4400'lerde iki kademe yapmanız lazım. Daha yavaş gidebilirim, biraz mevduat tarafında sabredeyim derseniz, o zaman 4460'larda bir kademe yapıp aşağıda 4370'lerde, hatta daha da iyi bekleyebilirsek 4300'lerde bir kademe yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Buralara kadar düzeltme yapar mı? Mutlaka düzeltme yapacağını biliyoruz ama tam noktasını bilmek zaten imkansız. Ama 4400'ler özellikle bizim büyük oranda girişi sağlayacağımız temel destek kadememizdir diyebilirim bu noktada. Demek ki ne yapacak? Kalan %30'umuzu nakit mevduatta veya likit fonlarda bekleteceğiz. Ta ki yabancı hisse senetleri bizlere fırsat verene kadar. Bu fırsatı gördüğümüz zaman o parayı da yabancı hisse senetlerine kaydırmış olacağız. Bu süre zarfı içerisinde farklı yükselen yatırım enstrümanları olursa oradan yaptığımız çıkışları da düşüş yaşayanlara tekrar sokabileceğiz. Keza Nasdaq'a baktığımız zaman, çünkü iş sadece S&P 500'e bitmiyor, %15'lik bir getiri görüyoruz. Nasdaq tarafında da 15.760'lar seviyesi ilk güzel desteğimiz olacak. İkinci desteğimizi de şu gap'i en azından bize geri versin istiyoruz. Buralarda 15.500'ler seviyesine tekabül edecektir. Buraya kadar geri çekilmesi aşağı yukarı %4'leri bizlere gösteriyor. Mümkün mü? Gayet mümkündür diyebiliriz. Nasdaq S&P 500 tarafına eşit şekilde dağıtmamız bizim için sağlıklı olacaktır. Bu yatırım portföyüne baktığımız zaman da 2024 içinde hem dengeli hem de yüksek getirili bir yatırım portföyünü, sepetini bizlere sunmuş oluyor. Bundan sonra bizlerin yapacağı birikimlerimizi tasarrufa dönüştürmek için, yani her ay köşeye koyacağımız paradan bu portföyün içerisine o an fırsat veren, o an düşük kalanı, haftalık olarak olabilir, aylık olarak olabilir, konjektürel bir haberin etkisiyle düşük kalandan biraz daha ekleyip uzun vade yolumuza devam edeceğiz. Çok agresif yükselen olursa da oradan sattıklarımızı ucuz kalana geçireceğiz ve bu sayede bu sarmalı devam ettirmeye çalışacağız. Tabii ki bunlar normal şartlarda. Eğer herhangi bir olağan dışı büyük bir olay olursa, örneğin kripto paralarda çok büyük bir regülasyon gelir ve tamamen blockchain teknolojisini bitirmeye yönelik bir hamle olursa, o zaman çok düştüğü için kriptoya geçiş yapmıyoruz. Konjektürel bir negatif durum olduğu için oradan çıkış sağlıyoruz. İşte biz tarafında çok negatif bir Türkiye içerisinde ya da lokalde, globalde bir haber gelirse oradan çıkış yapıp diğerlerine geçişleri sağlıyor olacağız. Yani stabil durumlarda pahalananı satıp ucuza geçiyoruz. Ama ucuz kalmasının nedeninin de konjektürel büyük negatif kötü bir olay olmadığına da dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu sayede kuracağımız bir portföy 2024'te bizi hem dengeli, hem stressiz, hem de yüksek getirilerle alım gücümüzü korumaya çalışacaktır, devam ettirecektir diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Sizler için faydalı olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.